Cisimler ile yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısının 0,5 olan eğik düzlem üzerindeki x ve y cisimleri şekildeki gibi ve 0 büyüklüğünde ilk hızlarla sırasıyla yukarı ve aşağı doğru harekete başlatılıyor. X cisminin yavaşlama ve y cisminin hızlanma sürecindeki ivme büyüklükleri sırasıyla ax ve ay olduğuna göre ax bölü ay kaçtır? X cismi için serbest cisim diyagramı çizilirse X cismine bir ağırlık, bir yüzeyin uyguladığı normal kuvvet ve bir de cisim yukarı doğru gittiği için aşağı yönde sürtünme kuvveti uygulanacaktır. Dolayısıyla X cismine uygulanan net kuvvetin cismin kütlesi ve ivmesinin çarpımı şeklinde hesaplanacağını biliyoruz. Bu durumda net kuvvet cismin ağırlığının sinüs 37 bileşeni ile sürtünme kuvvetinin toplamı olacaktır. Ağırlığın 0,6'sı yani sinüs 37'si artı sürtünme kuvveti ağırlığın kosinüs bileşeni ile sürtünme katsayısının çarpımı, sürtünme katsayısı 0,5'miş, eşittir m çarpı a olmalı. Bu durumda kütleler sadeleştirilirse 0,6g artı 0,4g a cisminin ivmesi olacaktır. Bu da 10 metre bölü saniye kareye denk gelecektir. Y cisminin ivmesi düşünüldüğünde Y cisminin üzerine uygulanan tüm kuvvetler cismin ağırlığı, normal kuvvet ve hareket aşağı yönlü olduğu için eğik düzlemde yukarı doğru oluşmuş sürtünme kuvveti. Bu durumda net kuvvet cismin kütlesi ve ağırlığı, kütlesi ve ivmesinin çarpımı olacak. Yani ağırlığın sinüs bileşeni ile sürtünme kuvveti arasındaki fark ivme çarpı kütleye eşit olacaktır. Sinüs bileşen 0,6mg eksi sürtünme kuvveti ağırlığın kosinüs bileşeni yani 0,8mg ile sürtünme kat sayısının çarpımı 0,5mg olacaktır. 0,5 olacaktır. Dolayısıyla kütle çarpı ivmeye denk gelecek. Bu durumda kütleler sadeleştirilirse ivme 0,6g eksi 0,4g yani 0,2g 2 metre bölü saniye kare olacaktır. Bu durumda ax bölü ay 10 bölü 2 eşittir 5 olacaktır ki doğru cevap D seçeneğidir. Birbirine ip ile bağlı K ve L cisimleri şekil 1'deki konumda serbest bırakıldıklarında 7 metre bölü saniye karelik ivme ile harekete başlıyorlar. Buna göre aynı cisimler şekil 2'deki konumlardan serbest bırakıldıklarında kaç metre bölü saniye karelik ivme ile hareket ederler? Sürtünmeler önemsiz. Çekim ivmesi 10 metre bölü saniye karedir. Net kuvvet sistemler için konuşulduğunda tabi sistemdeki tüm cisimlerin aynı ivme ile hareket etmesi gerekmekte. Net kuvvet sistem için toplam kütlenin sistem ivmesi ile çarpımı şeklinde hesaplanabilir. Bu durumda birinci sistem için net kuvvet cismin K cisminin ağırlığı olacaktır. MK çarpı 10 eşittir. Toplam kütle çarpı 7 metre bölü saniye karelik ivme yazarsak 3MK'nin 7ML'ye eşit olduğu görülecek. Dolayısıyla MK değerini 7M, ML değerini 3M alarak işlem yapabileceğimiz ortaya çıkacaktır. Bu durumda ikinci durum incelenirse net kuvvet K'nin ağırlığı ile L'nin ağırlığı arasındaki fark olacaktır. MKG eksi MLG eşit olmalıdır. Kütleler toplamı çarpı sistemin ivmesi. Bu durumda MK yerine 7M, ML yerine 3M yazılırsa 7MG eksi 3MG eşit olmalıdır 10M çarpı A'ya. M'ler sadeleştirildikten sonra ivmenin 0,4G yani 4 metre bölü saniye kare olduğu bilgisine ulaşılacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Kinetik sürtünme katsayısının eşit olduğu şekil 1 ve şekil 2'deki eğik düzlemlerde K cismi V0 ilk hızıyla şekil 1'deki gibi atıldığında sabit hızla hareket ediyor. Buna göre serbest bırakıldığında harekete geçen L cisminin şekil 2'deki eğik düzlemde ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? K cismi için serbest cisim diyagramı çizilirse cisim üzerine ağırlık, yüzey normal kuvveti ve sürtünme kuvvetinin yukarı doğru uygulandığı gözlenecektir. Cismin hızının sabit oluşu bize ağırlığın sinüs bileşeninin sürtünme kuvvetine eşit olduğunu söyleyecektir.
Aslında birinci durum soruda kinetik sürtünme katsayısının değerini hesaplamak için verilmiş durumdadır. Dolayısıyla sadeleştirmeler yapıldığında sürtünme katsayısının sinüs 37'nin kosinüs 37'ye oranı, yani tanjant 37 ya da 3 bölü 4 olduğu bulunacaktır. Aynı şekilde L cismi için serbest cisim diyagramı çizilirse bir ağırlık, bir sürtünme kuvveti ve bir yüzey normal kuvveti oluşacaktır cisimle yüzey arasında. Bu durumda net kuvvet eşittir M çarpı A yazılırsa cismin ağırlığının sinüs 53 bileşeni ile ağırlığının kosinüs 53 bileşeni çarpı K'nin oluşturduğu sürtünme kuvveti arasındaki fark cisim için net kuvvet olmalı. Bu da M çarpı A değerine eşit olmalıdır. M değerleri sadeleştirilirse sistemde ya da denklemde G çarpı 0,8 eksi 0,6G çarpı K dediğim nicelik zaten 3 bölü 4'tü. 3 bölü 4 eşittir A olmalıdır. Bu da bize ivmenin 7 bölü 2 metre bölü saniye kare olduğunu söyleyecek. Doğru cevap D seçeneğidir. Sürtünmeli yatay düzlemde ok yönünde hareket eden şekil 1'deki K cismine büyüklüğü 30 Newton olan F kuvveti yatay olarak uygulandığında hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre K cismiyle yatay düzlem arasındaki kinetik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin gösterildiği serbest cisim diyagramı şu şekilde olacaktır. Cisim üzerine bir yatay 30 Newton, bir ağırlık 3 kilogram olduğu için cisim 30 Newton, bir normal kuvvet cismin ağırlığı kadar olacağı için 30 Newton ve bir de sürtünme kuvveti geriye doğru K çarpı N değerinde oluşacaktır. Dolayısıyla net kuvvet eşittir kütle çarpı ivme yazılırsa 30 Newton'luk kuvvet eksi K çarpı 30 büyüklüğündeki sürtünme kuvveti eşit olmalıdır 3 defa ivme. Kütle 3, ivme değeri de şekildeki hız zaman grafiğinden hesaplanırsa tanjant alfa değerinin yani karşı taraf delta V bölü komşu taraf delta T'nin ivmeye eşit olduğu söylenebilir. Bu durumda karşı tarafın 24 yani hız değişiminin 24 geçen sürenin 4 saniye olduğu düşünülürse ivmenin 6 metre bölü saniye kare olduğu. Bu durumda da K çarpı 30 yani sürtünme kuvvetinin 12 Newton olduğu görülecektir. Doğru cevap B seçeneğidir. Eğik düzlem üzerindeki MK eşittir 2 kilogram, ML eşittir 1 kilogram kütleli cisimler şekildeki konumlardan serbest bırakıldıklarında 3 metre bölü saniye karelik ivme ile harekete başlıyor. L cismi ile yüzey arasındaki sürtünmeler önemsiz olduğuna göre cisimler arasındaki tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Cisimlerin serbest cisim diyagramları düşünüldüğünde, özellikle L cismi tek başına incelendiğinde direkt olarak doğru cevaba ulaşılacaktır. L cismi için bir ağırlık, bir normal kuvvet, bir de K cisminin L'ye uyguladığı tepki kuvveti toplam kuvvetler olacaktır. Dolayısıyla net kuvvet eşittir M çarpı A olmalı. Bu durumda L cisminin ağırlığının sinüs bileşeni MG sinüs 30 eksi tepki kuvveti L cismine uygulanmış olan net kuvveti söyleyecek. Bu da M çarpı A'ya eşit olacaktır. Dolayısıyla M 1 kilogram çarpı 10 G çarpı sinüs 30'un 0,5 olduğu düşünülürse 5 eksi tepki kuvveti eşittir. Cismin kütlesi 1 kilogram çarpı ivmesi 3 olduğundan 3. Dolayısıyla tepki kuvvetinin 2 Newton olduğu görülecektir. Doğru cevap B seçeneğidir. Sürtünmesi önemsiz eğik düzlem üzerinde kütleleri arasındaki ilişki MK büyük ML olan K ve L cisimleri şekildeki konumlardan aynı anda serbest bırakılıyor. Cisimlerin eğik düzlem üzerindeki hareketi süresince yargılarından hangileri doğrudur? Cisim eğik düzlem üzerinde hareket ederken üzerine uygulanan kuvvetler sürtünmeler önemsiz ise eğer bir ağırlık bir de yüzeyin normal kuvveti olacaktır. Net kuvvet cismin kütlesiyle ivmesinin çarpımı şeklinde olacağına göre ağırlığın sinüs alfa bileşeni M çarpı A'ya yani net kuvvete eşit olmalıdır. Bu durumda cismin ivmesi
A eşittir G çarpı sinüs alfa olacaktır. Dolayısıyla cismin kendi kütlesinden bağımsız olan ivme aynı eğik düzlem üzerindeki tüm cisimler için eşit olmalıdır. AK yani K cisminin ivmesi L cisminin ivmesine eşit olmalıdır. Bu durumda cisimler aynı anda serbest bırakılırsa cisimler arasındaki mesafe değişmeyecektir. Birinci yargı yanlıştır. İkinci yargı KL cisimlerin ivmeleri birbirine eşit olur. Doğru. Üçüncü yargı bir süre sonra K cisminin hızı L cisminin hızından büyük olur. Yanlış olacaktır. Çünkü ivmeler aynı süre içerisinde eşit hız büyüklüğü değişimi olacaktır. Bu durumda doğru cevap B seçeneğidir. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıyla M ve 2M'dir. Bu cisimler şekil 1'deki gibi S1 ipiyle ve şekil 2'deki gibi S2 ipiyle bağlanıp F1 ve F2 büyüklüğündeki kuvvetlerle çekiliyorlar. S1 ve S2 iplerinde oluşan gerilme kuvvetleri eşit olduğuna göre F1 bölü F2 oranı kaçtır? İplerdeki gerilme kuvvetleri eşit ise L cismi ve K cismine uygulanan kuvvetleri serbest cisim diyagramlarında gösterirsek. L cismine 2mg ağırlık, normal kuvvet ve T gerilme kuvveti uygulanacaktır. Dolayısıyla sürtünmeler önemsiz olduğuna göre L cismi için net kuvvetin ip gerilmesi olduğu söylenebilir. Bu durumda T eşittir 2M çarpı L cisminin ivmesi ya da L cisminin ivmesi K'ninkine eşit olacağına göre birinci sistemdeki ivme A1 olarak ifade edilebilir. O zaman A1 T bölü 2MG 2M olacaktır. Aynı şekilde ikinci sistemde K cismi üzerine uygulanan kuvvetler gösterilirse MG ağırlık, normal kuvvet N ve T ip gerilmesi ki ip gerilmeleri eşitti olması gerekir. Dolayısıyla T ip gerilmesi K cismi için net kuvvet olmalı. Bu da cismin kütlesiyle yeni ivmenin çarpımı şeklinde yazılmalı. Bu durumda A2'nin T bölü MG olduğu söylenebilir. A2 iki tane A1'e eşit anlamına gelmiş oldu. Dolayısıyla F1 sistemdeki 3M kütleyi A1 ivme ile F2 sistemdeki 3M kütleyi A2 ivme ile hızlandıran net kuvvetler olacaktır. Bunlar birbirine bölündüğünde F1 bölü F2'nin aslında A1 bölü A2'ye yani 1 bölü 2'ye eşit olduğu görülecektir. Doğru cevap B seçeneği. Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan M kütleli cismin ivmesinin cisme uygulanan yatay kuvvete bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisim ile yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır? Cisim üzerine uygulanan kuvvet ile cismin kazandığı ivmenin grafiği çizilirse, bu grafikte dikkat edilirse sıfır değerinden itibaren kuvvetin grafiğin başlangıç noktasına kadar olan bölümü hareketin olmadığı yani ivmenin sürekli sıfır olarak kaldığı bölüm ifadesi olacaktır. Dolayısıyla bahsedilen nokta sürtünme kuvvetini söyleyecektir. Bu grafiğin eğimi incelenirse tanjant alfa eşit olmalıdır. Grafiğin karşı kenarı yani ivmesi bölü komşu kenarı ki uygulanan kuvvet değerinden sürtünme kuvvetinin çıkarılmasıyla bulunacak olan kenar net kuvvete denk gelecektir. Bu durumda grafiğin eğimi tanjant alfası A bölü M çarpı A yani 1 bölü M olacaktır. Sorudaki grafik düşünüldüğünde tanjant alfa 1 bölü M eşittir. Karşı taraf 8, komşu taraf 24 olduğuna göre 1 bölü 3 olacak. Yani cismin kütlesi 3 kilogram olmalıdır. Bu durumda kinetik sürtünme kuvveti K kinetik çarpı MG şeklinde yazılabileceğine göre grafikten edinilen bilgiye göre sürtünme kuvveti 20 Newton eşit olmalıdır. K kinetik çarpı cismin kütlesi 3 kilogram hesaplandı. 30 eşittir 20 olmalı. Dolayısıyla K kinetik 2 bölü 3 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir.